Ticaret sohbetlerinde Kasım ayında Kayseri'deyiz ve yanımızda Sipay'den sevgili Murat Güray Yengi var, adaşım. Merhaba. Hangisini daha çok kullanıyoruz? Murat. Süper, harika. Şimdi Black Friday bitiyor. Sizin de ödeme sistemi olduğu için Sipay çok yoğun geçmiştir çünkü binlerce müşteri var. Nasıldı? Öyle başladı. Yani normalden çok hareketli geçiyordu. Black Friday'de özellikle daha fazla transaction'lar yaşandı. Evet. Biliyorsunuz bir alışveriş çılgınlığı. İşlemler bitmiyor değil mi? İşlemler bitmiyor. 7-24 kesintisiz bir şekilde insanlar alışveriş yapmaya devam ediyor. Alışveriş bir alışkanlık haline geldi artık. Evet. Ekmekten, kıyafetten, aklınıza gelecek en küçük üründen en büyük ürüne kadar artık herkes bunları online olarak sipariş veriyor. Dediğiniz gibi alışveriş çılgınlığına dönüştü. Yani bunu artık fiziki olarak bir yerden parayla satın almak yerine artık herkes online olarak bunun satışını ya da alışını gerçekleştiriyor şu anki dönemde. Şimdi sizin fiziki postlar da var. Geçen ay Ankara'da gördüm. Evet. Sevgili Burcu gösterdi. Evet. Yani aslında sadece online satış değil de fiziki mağazası olan insanlar da sizden onu alıp destek alabiliyor değil mi? Doğru. Tabii ki burada online'ın dışında fiziki olarak dediğiniz gibi fiziki mağazada satışı yapan firmalara da ağırlık olarak hizmet vermekteyiz. Burada çok kullanıcı dostu bir cihazımız var aslında. Hem hızlı olarak çok hızlı bir şekilde işleme... orada bir noktalı virgül, vallahi de billahi de yani denedim. Şak diye yani ben o kadar markete falan gidiyorum, inanamadım. Ya dedim sen de bana özel mi? Kaan'a dedim ki siz dedim, bir şey mi yaptınız bunda? Yok abi dedi, bu dedi böyle. Gerçekten saniyesinde şak diye silip çıktı. Çok hızlı bir şekilde işlemi yapıyor. Yani bir etkilendim böyle bir. Yani firmalar için çok avantaj, müşteriler için de baktığınız zaman biraz daha hız döneminde çok büyük avantaj sağlıyor. Bazen tabii insanlar diyor ki abi ne olacak 10 saniye bekle ama o kadar artık şey olduk ki böyle bir anda çıksın bitsin gitsin istiyoruz. Dediğiniz gibi bir anda yani ödemenin başarıya dönüşmesi ve onun aniden hani size fişin çıkıp da işlem sonuçlanması bir nebze daha suratta gülümsemeye yansıtıyor diyebilirim. Şimdi 2024 senesine gireceğiz. Yani bu sene bitti gibi. Seneye beklentiler nasıl? Şimdi bütçeler de yapılıyor, beklentiler açıklanıyor. Sizin beklentiniz ne seneye? Yani mevcut aslında komisyon oranları el verdikçe aslında insanlar daha fazla alışverişe ya da ürün almaya devam edecek ama dediğim gibi komisyon oranları bazen bunu kısıtlayabiliyor. Yaklaşık bildiğiniz üzere sizde 4 aydır ne yazık ki faiz arttırımı sonrası bu hepimizin cebinden bu sizle alakalı değil. Yani kesinlikle devlet değil. Faiz arttırınca sizin ve sizin gibi ödeme sistemleri ve bankalarda değil mi? Evet. Bunu altını çizelim çünkü siz faiz arttırıyorsunuz. Kesinlikle bizle ilgili olan bir durum değil. Biz de hani maliyetler çerçevesinde son kullanıcı en son yani minimal çerçevede bunu yansıtmak durumunda kalıyoruz. Biz de burada kesinlikle en çok etkilenen taraftayız. Biz de işlemlerin daha fazla artmasını hem firmaların hem de son kullanıcıya daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım 2023'ten daha iyi geçer. İnşallah. Herkes daha mutlu, huzurlu, istediği başarıya ya da istediği satışa ulaşır diye düşünüyoruz. İnşallah. Çok pozitif bir şey oldu. Artık pozitif bakmamız gerekiyor. Negatif düşünürsek. Muratlar böyle efendim. Hep pozitif. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.